Ne olmuş ya? Allah Allah. Hadi kızım, kalk. Kalk kızım. Kalk. Hadi aferin. Yavaş. Korkma kızım. İyi misin? İyi misin? Ne oldu sana? Bir şey mi oldu kızım? Biri bir şey mi yaptı sana? Aman Allah'ım! Bu ne ya? Burada bir ceset var. Alo? Polis? Bulduğumda öylece yerde yatıyordu. Kendine geldiğinde dili tutulmuştu, konuşmuyordu. Muzaffer Karasu, 54 yaşında. İhbarı yapan adam. Gözleri ağaçların oraya kilitlendi. Gittim baktım valizi gördüm. Açtım. Valize dokundun yani. Evet. İçindekileri görünce hemen polisi aradım. Tamam. Çocuklar beyefendinin yazılı ifadesini alın. Tabii komiserim. Buyurun. Ayrı ayrı poşetlere konmuş tam 11 parça var. Tek bir kurbanıma ait. Öyle tahmin ediyorum. Yalnız tanınmasın diye kurbanın yüzünü yapmışlar. Etrafı taradınız mı? Arkadaşlar çalışıyor. Valizin etrafında ayakkabı izi bulduk. Onu takip ediyorlar. Seda Doğan, 29 yaşında. Görgü tanığı. Bir anda ses duydum. Dönüp arkama baktığımda bir karartı gördüm. Kim olduğunu görebildiniz mi? Hayır. Çok karanlıktı. Korkudan ölmek üzereydim. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsunuz? Elinde büyük bir şey vardı. Nasıl bir şey? Sanırım sopaydı. Saldıracak diye çok korktum. Bedenden kol, bacak ve başın ayrılmasının pek çok nedeni bulunur. Bunlardan biri taşımayı kolaylaştırmaktır. Çünkü ölü sertliği genellikle ölümden 2 ila 4 saat sonra başlar, 6 ila 12 saatte tamamlanır. Bir diğeri kimliği gizlemektir ama pek işe yaramaz. Çünkü Panam havayolu hostesi olan güzel karısını tavla zarı büyüklüğünde sayısız parçaya ayırmış ve nehir yatağına serpmiş pilot Richard Scruff bile yakalanmıştır. Belli ki valizi gömmeyi planlıyormuş. Kadını birden karşısında görünce panik olup tabanları yağlamış olmalı. Küreyi de buraya atmış. Öyle görünüyor. Küreğin üzerinde kan izi bulduk. Katile ait olabilir. Tabii kurbana da. Ya ayak izleri? Ormanın bu tarafındaki yolun kenarında bitiyor. Arabasını da oraya park etti herhalde. Mobese yok tabii. En yakın mobese ormanlık yolun girişinde 3 kilometre falan ötede başkomiser. Yine de bakmak lazım. Gecenin o saatinde bu yola çok fazla araç girmiş olamaz. Tamam, ben hallederim. Kurbanın kimliğini bulmamız bayağı güç olacak. Bir numaralı poşet. Magdül'ün omuzdan ve dirsekten kesilmiş sol kolu. İki numaralı poşet. Sağ kolun dirsekten aşağı kalan kısmı. Kemik üzerindeki izlere bakılırsa tırtıklı bir cisim kullanılmış. Üç numaralı poşet. Kurbanın sağ kolu yine omuzdan ve dirsekten kesilmiş. Dört numaralı poşet.
Kurbanın sağ ayağı bilekten kesilmiş. 5 numaralı poşet. Maktulün gövdesi. Tahmini olarak 35-40 yaşlarında. Diğer parçalardan maktulün buğday tenli olduğu anlaşılıyor. Yüz yanmış. Tanınmayacak halde. Yüz üzerinde daha sonra çalışılacak. Bir yanığın ölüm öncesi mi yoksa sonrası mı oluştuğunu belirlemek her zaman kolay değildir. Yaradaki iltihabi değişiklikler ölmeden önce yandığını kanıtlar. Ama iltihap bulunmaması ölümden sonra yandığı ya da yakıldığını göstermez. Bir yangının içinde kalanlar sanıldığı gibi mutlaka yandığı için ölmez. Örneğin Zollingen ve Berlin'deki Türklere yönelik kundaklamalarda hayatlarını kaybedenler otopsi sonuçlarına göre yanarak değil, dumandan zehirlenerek ölmüştür. On bir numaralı poşet. Sol femur patelladan kesik. İzler parçalama sırasında benzer ya da aynı aletin kullanıldığını gösteriyor. 11 numaralı poşetin içinde bir fiş bulundu. Fiş incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Kolay gelsin. Sağ ol Orhan. Otopsi bitti mi? İlk incelemeleri tamamladım. Notları topluyorum. Maktul 35-40 yaşlarında bir erkek. Vücudu parçalara ayrılarak 11 ayrı poşete konmuş. Ayrıca yüzü tanınmaması için yakılmış. Kimliğini belirlememiz oldukça güç. İşimize yarayabilecek tek şey tibia yani kaval kemiğine denk gelen doğum lekesi. Ya ölüm saati? 10-12 saat önce. Başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş. Neyle kesildiğini bulabildin mi? Emin olamadık Orhan. Yani bir insanın bu şekilde parçalanması oldukça güç. Kemikler üzerindeki kesik izlerinin fotoğraflarını bu konuda uzman, adli antropolog bir Amerikalı dostuma gönderdim. Melanie, McGuire davasında bilirkişilik yapmıştı. Benzer bir cinayettir. Bu cinayette de tırtıklı bir cisim kullanıldığını düşünüyor Orhan. Valizin üstündeki parmak izi ihbarı yapan Muzaffer Karasu'ya ait. Ayrıca valizin içinde metal talaşı bulduk. Ya küreğin üzerindeki kan izi? DNA analiz sonuçlarını bekliyoruz. Yüzünü pürmüzle mi yaktıklarını düşünüyorsun? Büyük ihtimalle Orhan. Ağır yanıklar oluşmuş. Üzerinde çalışmak lazım ancak ne çıkacağını söylemek çok zor. Rekonstrüksiyon uzmanıyla görsek? İyi olur. Belki olumlu bir sonuç elde edebiliriz. Tamam. Ben yazışmaları hallederim. Bir an önce çalışmaya başlasak iyi olur. Poşetlerden birinde fiş bulmuşsun. Evet Orhan. İncelenmesi için kriminal laboratuvarına gönderdim. Bir şey anlaşılmıyor mu? O yüzden farklı filtrelerle fotoğrafını çekip bilgisayara aktardım. Ne çıktı? Kendin bak istersen. Çağla Market. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ormanın girişindeki bütün mobeseleri inceledik ama şüpheli bir araç yok. Peki nasıl geldi bu adam oraya? Arkadaşlar şimdi ormanın içindeki patikaları kontrol ediyorlar. Yani mutlaka oraya bir giriş çıkış olmalı. Kadını görünce valizi attığına göre panik olmuş herhalde. Nereye kaçtı peki? Sanırım katili bulmadan bu soruların cevaplarını bulamayacağız. Önce kurbanın kimliğini tespit etmek lazım tabii. Şu marketi araştırdın mı? Evet, Çağla Market. İstanbul'da iki tane şubesi var. Biri Küçükyalı, öbürü Pendik'te. İkisi de valizi bulduğumuz yere oldukça uzak. Kayıp listelerini de tarıyoruz. Ama adamın kaval kemiğindeki izden başka görünür bir şey yok elimizde. Nasıl teşhis edecekler adamı bilmiyorum. Tamam, sen marketin sahibini öğren. Adamla konuşmaya gidelim. Başla. Gel Ertan. Şerif Bey geldi başkanım. Tamam, sağ ol. Hoş geldiniz Şerif Bey. Hoş bulduk. Buyurun lütfen.
Uzun zaman oldu değil mi? Evet, yanılmıyorsam geçen sene yine Mart ayıydı değil mi? Kesinlikle yanılmıyorsunuz. Tarla başında gece kondu yandı. Çok iyi hatırlıyorum. Şerif Yıldırım, 45 yaşında. Rekonstrüksiyon uzmanı. Bu defa işimiz oldukça zor. Kurbanın yüzünü özellikle tanınmasın diye yakmışlar. Görmeden bir şey söyleyemem, biliyorsun. Parçalamışlar mı? Maalesef. Zor ama imkansız değil. Ceset adli tıp kurumunda mı? Evet. Mümkünse hemen göreyim. Tabii ki, ben ayarlamaları da yaparım. Bir arkadaş sizi götürür. Tamam. Buyurun. Haldeki bir cesedin kimliklendirilmesi için parmak izi, dişler, röntgen filmleri ve DNA ile bir yere varılamadığında yeniden yüzlendirmeye başvurulur. Önce bir adli antropolog ölenin kalıntılarından yaşı, cinsiyeti, ırkının yanı sıra yüzün anatomisindeki farklılıkları, örneğin asimetriyi, kırık bir burnu ve eksik dişleri belirler. Bu bilgiler ışığında yüz anatomisini iyi bilen bir uzman tıpkı bir heykeltıraş gibi kafatasından yüzü yeniden şekillendirir. Ülkemizde yeniden yüzlendirme adli tıp uzmanı Doktor Sadi Çağdır ile başlamıştır. Tamam, bakıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Hadi bana bir çay söylesene. Hemen başkomiserim. Bu arada market sahibinin kimliğine ulaştık. Murat Çelik, 36 yaşında adam, sabıkalı. Adresi var mı? Var. Pendik'te oturuyor. Hem de markete bayağı yakın. Hadi boş ver çayı. Gidip şu adamı bulalım. Murat Çelik'in sahibi olduğu marketlere giden başkomiser Orhan ve komiser Selim, adamın evinde olduğunu öğrenince hemen Murat Çelik'in evine gittiler. Murat Çelik, 38 yaşında. Çağla Market'in sahibi. Anlat bakalım, ne diye kaçıyordun lan? Ne bileyim. Polis deyince birden panik oldum. Niye? Bir şey mi yaptın? Yok, ne yapacağım ki? Doğru dürüst cevap ver lan sorulara. Yok komiserim, yapmadım bir şey. Ne diye kaçıyordun o zaman? O gerizekalı şikayet etti sandım. Hangi gerizekalı? Kız kardeşimin namusuyla oynayan gerizekalı. Taksit taksit cevap verme lan şu sorulara. Yok mu bu adamın adı? Yunus, bizim mahalleden. Niye şikayet edecek seni? Kız kardeşimin yanında görürsem öldürürüm dedim ona. Ulan bir daha seni kız kardeşime baktığını bile görürsem var ya, kafamı kopartırım ona göre. Dur koçum, yavaş ol biraz. Niye delilendin ben? Kes lan kes. Ben senin koçun falan değilim. Vallahi yakarım ha. Tamam mı? Hepsi bu kadar mı? Sonra bir fırça da bizimkine attım. Bir daha o buluştuğunu duyarsam kemiklerini kırarım senin vallahi ha. Ama abi. Kes! Kes! Tek kelime bile duymak istemiyorum. Git zibari at. Ne yapıyorsan yap. Sen o ne olduğunu biliyor musun? İyi de seviyorum onu ben. Ya benim tepemin tasını attırma. Elimde kalacaksın bak ha.
Takım bir şey yapmış olmayasın adamı. Yok komiserim. Daha yeni. Dün konuştum kız kardeşimle. Ama bir daha görüşsünler. Yemin ederim o herifin... Sus lan sus. Yemin etme karşımda. Başkomiserim. Ne oldu Zeynep? Çıktı mı DNA sonuçları? Çıktı başkomiserim. Kürekteki DNA ona ait değil. Efendim hacı. Tamam geliyorum. Bey işte yüzü bayağı şekillenmiş. Şerif Bey ne kadarlık bir hata payımız var? Bu tip modellemelerde ancak %70-75 oranında benzerlik sağlıyoruz. Fakat kurbanın teşhisinde yeterli olacağını düşünüyorum. Elimizdeki verilere dayanarak bir profil çıkardım. Hemen kayıp bürodaki başvurularla karşılaştırıp uyum gösterenleri teşhis için çağıralım. Bak şuna. Bir bakın bakalım oğlunuz mu? Bu benim oğlum değil. Tamam. Bir bakın bakalım abiniz mi? Evet Yunus bu. Abinizin vücudunda kalıcı bir iz var mıydı? Kaval kemiğinin üzerinde bir doğum lekesi vardı. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Abimi görebilir miyim? Maalesef tanınmayacak durumda. Yusuf Karabacak, 32 yaşında. Maktul'ün kardeşi. Ne yapacağım ben komiserim? Anneme nasıl söylerim bunu? İsterseniz biz konuşuruz. Yok komiserim, annem şimdi kendini helak edecek, ben biliyorum. Parçalandığını söylemesek? Olmaz ki, ben tanırım anamı. İlla Yunus'umu göreceğim diye tutturacak. Vallahi ne yapsak bilemedim ki. Ben de bilmiyorum ki ne yapsak. Heh, arayan da kendisi. Verin isterseniz ben konuşayım. Buyurun komiserim. Adı neydi anneniz? Melih Hanım. Melih Hanım. Oğlum. Yok, ben başkomiser Orhan. Hayırdır, Yusuf orada mı? Evet, kendisi yanımda. Melih Hanım, başınız sağ olsun. Evet, kendisi acı haberi veremedi. Oğlumu verir misiniz bana lütfen? Tamam, tamam Melih Hanım. Siz istiyor. Anacığım. Tamam anacığım. Tamam canım anam. Nasıl olur böyle bir... Tamam, hadi kapat. Ben geliyorum şimdi anneciğim. Tamam, tamam. Yusuf Bey'e gitmeden önce size bazı sorular sormak zorundayım. Tabii komiserim, buyurun. Kardeşinizin bir düşmanı var mıydı? Yok komiserim, öyle düşman olacak bir adam değil benim abim. Adam gibi adamdı. Biraz aylaktı falan ama. Aylaklıkta neyi kastettiniz? Çalışmayı sevmezdi anlayacağınız. Ancak maç seyretsin, kağıt oynasın. Hatta babadan kalma bir torna atölyemiz var. Oraya bile ayağını basmışlığı yoktur yani. Peki dün gece ne yaptığını biliyor musunuz? Dün atölyede birikmiş işler vardı. Ben çok geç geldim. İkisi de yatıp uyumuştur diye düşündüm. Sonra sabah uyandığımda annem eve gelmediğini söyledi. İşkillendim doğrusu. Ondan sonra her tarafı aradım. Aramadığım yer kalmadı. En sonunda da size başvurdum. Annenizle de konuşmamız gerekecek. Tabii komiserim. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun komiserim. Başınız sağ olun. Sağ olun. Şu marketçinin bahsettiği adamın adı da Yunus'tu değil mi? Evet. Sen şuna fotoğrafını göster bakalım. Aynı adam mıymış? Ben de gidip annesiyle konuşayım. Belki kardeşinin bilmediği şeyleri biliyordur. Başla. Anacığım, bak helak ettin kendini. Git yat dinlen biraz ha. Yarın öbür gün sana da bir şey olursa ne yaparım ben? Ah oğlum ah. Anacığım, neden benim canımı alaydı keşke. Ne
nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar aslan gibi oğluma? Melia Hanım, başınız sağ olsun. Sağ olun. Melia Karasu, 55 yaşında, maktulün annesi. Arkadaşımızın Yunus'u mu? Yok değilim, polisim ben. Başkomiser Orhan, telefonda konuşmuştuk. Melia'cığım, artık biz kalkalım. Başın sağ olsun. Sağ ol komşum. Dostlar sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ ol. Komiserim buldunuz mu kimin yaptığını? Henüz bulamadık ama bulacağız. Belki siz de bana yardımcı olabilirsiniz. Melia Hanım, Yusuf'un dediğine göre oğlunuz önceki gece eve gelmemiş. Gelmedi komiserim. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Kahveye maç izlemeye gidecekti. Hangi kahveye gittiğini biliyor musunuz? Abim sürekli aynı kıraathaneye takılır. Aşağıda, meydanda, sağda. Abinizin birkaç kişisel eşyasını almamız gerekecek. Diş fırçası, tarak, kıyafetleri olabilir. Komiserim, anlayamadım. Bunu neden istiyorsunuz ki? Emin olmak için DNA karşılaştırması yapacağız. Bak bakayım iyice. Tanıyor musun bu adamı? Allah'ın belası, herif. Yunus bu. Öldürdün yani adamı. Yok komiserim, ne öldürmesi? Ölmüş mü? Öldürülmüş. Paramparça etmişler üstelik adamı. Belliydi zaten başına böyle bir şeyin geleceği. Sen yapmadın yani. Yok dedim ya komiserim. Önceki gece neredeydin peki? Evdeydim, maç seyrediyordum. Varmış Aydın. Kız kardeşimle konuşabilirsiniz. Evdeydim bütün gece. Konuşalım bakalım. Kolay gelsin. Evet. Başkomiser Orhan. Ömer Kıyıcı, 42 yaşında. Kahvehanenin sahibi. Buyur komiserim. Bir sorun mu vardı? Yunus Karabacak'ı tanır mısın? Tanımam mı? Müdavimlerimizdendir. Ama iki gündür yok ortada. Önceki gece buradaymış. Buralardaydı komiserim. Kaç gibi çıktı? Vallahi maç vardı ama bizim takım yeniliyordu. Keyfi yoktu pek. Devre arası çıktı. Ya bunların oynayacağı o toptan hiçbir şey olmaz. Ben kaçarım baba. Hayırdır, nereye? Sabatine. Ne oldu lan? Yemedi değil mi maçın sonunu izlemeyi? Lan. Nasıl sen lan? Kemik mi dedin lan? Lan ne diyorsun lan? Tutun lan. Tutun lan. Tutun lan. Tutun lan. Sen kime çalışıyorsun? Araya girip ayırmaya çalıştım ama Yunus çok sinirliydi. Durmur dedim ama dinlemedi. Beraber çıktılar. Sonra görmedim bir daha. Çocukları tanıyor musun? Pek sık takılmazlar. Ara sıra maç izlemeye gelirler. Ateşli delikanlılardır. Ama daha önce pek öyle bir kimseye bulaştıklarına şahit olmadım. Bizimki basınca küfrü, Kerem tutamadı kendini. Peki nerede oturduklarını biliyor musun? Yok. Bildiğim kadarıyla Ali arada sırada bizim kuru yemişçide çalışırdı. Belki onlar bilir. Şu aşağıda köşede. Tamam, sağ olun. Daha sonra yazılı ifadeniz için tekrar görüşeceğiz. Ne demek komiserim? Ne oldu komiserim? Kötü bir şey mi oldu? Maalesef Yunus öldürüldü. Ne? Ali Zaman, 21 yaşında, öğrenci. Ali sen misin? Sen kimsin? Başkomiser Orhan. Buyurun komiserim, bir sorun mu var? Arkadaşın Kerem nerede? Burada içeride ders çalışıyorduk. Ne oldu lan, kimmiş gelen? Polis. Kerem Atlı, 21 yaşında, öğrenci. İçeride konuşalım mı? Buyurun. Evet.
Dilara Çelik, 25 yaşında. Murat Çelik'in kız kardeşi. Abim nerede? Niye çağırdınız beni? Abiniz iyi, merak etmeyin. Size birkaç soru sormam gerekiyor. Önceki gece evde miydi? Evet, niye ki? Sürekli evde miydi? Hiç dışarı çıkmadı mı? Yok, maç seyretti. Sonra biraz oturup çay içtik. Bir film vardı televizyonda, onu seyrettik. Ne oldu, bir şey mi yaptı yoksa? Sizin görüştüğünüz şu adam var ya, Yunus. Öldürüldü. Dilara Hanım. Dilara Hanım. Önceki gece kahvede kavga çıkarmışsınız. Yok komiserim, ne kavgası? Biz bir şey yapmadık komiserim. Biz sadece maç izliyorduk. Yunus Karabacak'ı tanıyor musunuz? Yo, hayır. Bakın bakalım şu fotoğrafa. Ha, şu mesele. Ha, şu mesele. Kahveci birlikte çıktığınızı görmüş. Şimdi uzatmayın da anlatın. Ne oldu dışarıda? Bir sakinleştirici yaptım. Kendine geldi ama fazla zorlamazsanız iyi olur. Tamam, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Abim mi yapmış? Henüz bilmiyoruz. Sence o mu yaptı? Üst komşu Yunus'u bizden çıkarken görmüş. Abime söylemiş. Delirdi tabii. İkinizi de öldüreceğim deyip duruyordu. Yunus eve girip çıkıyordu yani. Birkaç kez buluşmuştuk biz de. Abim önce bir güzel azarladı. Sonra? İkinizi de öldüreceğim deyip duruyordu. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Tamam. Vallahi bir şey olmadı komiserim. Öyle biraz ayaküstü ağız dalaşı oldu, o kadar işte. Doğruyu söylesene komiserime. Hayır komiserim, biz çıktık, adam bize saldırdı. Şimdi konuş bakalım, mektep güzeli. İçeride laf sallayıp duruyordun. Yürü git lan, akşam akşam başımı belaya sokma beni. Ne yaparsın lan? Sen ne yapıyorsun lan? Lan. Sen, lan ne vuruyorsun lan çocuğa? Ne dayanıyorsun? Yavaş ol. Ayağını tutup lan, bak lan. Çek. Lan. Bir daha da görmedik. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Sakın bir yere kaybolmuyorsunuz, tamam mı? Ver bakalım. Sakın. Demek kızın sevgilisi Yunus'muş. Çok acayip değil mi ya? Bir de poşetin içinden adamın marketinin fişi çıkıyor. Bu durumda bir numaralı şüphelimiz Murat. Ya sizin bahsettiğiniz şu çocuklar? Bilmiyorum ki. Adamı en son gören onlar. Ya belki de çocukların yanından ayrıldıktan sonra Murat bir köşede kıstırdı bunu. Sonra da doğradı. Kahvecinin söylediğine göre Sabahattin'i görmeye gidiyormuş. Sabahattin mi? Ne yapıyorsun? Yunus'un telefon kayıtları. Tamam, doğru hatırlıyormuşum. Sabahattin Bodur. Yunus en son 9-10 kala onu aramış. Adresi var mı? Var. Vildan Bodur, 32 yaşında. Sabahattin Bodur'un eşi. Buyurun, kimi aradınız? İyi günler, polis. Sabahattin evde yok mu? Yok, kızı almaya gitti okula. Hayırdır? Siz kimsiniz? Ben eşiyim. Yunus Karabacak'ı tanıyor musunuz? Ne olmuş Yunus'a? Suzan Bodur, 32 yaşında. Sabahattin Bodur'un kız kardeşi. Siz kimsiniz? Sabahattin'in kardeşiyim. Eski kocam olur kendisi. Yunus mu? Evet. Ne oldu? Bir şey mi var? Sanırım içeride konuşsak daha iyi olacak. Buyurun. Buyurun. Lütfen.
Ben bir şey ikram edeyim size. Yok, zahmet etmeyin, gerek yok. Oturun lütfen. Ne oldu komiserim, niye söylemiyorsunuz? Bir şey mi oldu Yunus'a? Başınız sağ olsun. Ne? Yunus öldü mü? Öldürüldü. Aman yarabbim. Öldürmüşler mi garibanı? Vay başımıza gelenler. Kim yapmış komiserim? Henüz bilmiyoruz. Öldürüldüğü gece buradaymış. Bizde mi? Evet. Saat 9-9.30 gibi olabilir. Hiç haberim yok komiserim. Sabahattin maç izleyecekti. Ben de kızı yatırıp yukarı Suzan'ın yanına çıktım. Beraber dizi izledik. Ya sonra? Diziden sonra biraz lafladık. Sonra ben eve döndüm. Sabahattin uyumuştu. Ben de yattım, uyudum. Saat kaçtı? Yarım falandı herhalde. Sabahattin Bey ne zaman evde olur? Aslında gelmesi lazımdı çoktan. Tabii bir cepten ulaşır mısınız kendisine? Tabii. Sabahattin neredesin? Tamam, gel hadi. Yok, yok bir şey. Tamam, ben kapatıyorum. Gelmek üzereymiş. Suzan Hanım, Yunus'la niçin ayrıldınız? Oldu işte. Biraz aylaktı bizimki. İçerdi de. Parasızlık, şu bu derken boşanmak istediğini söyledi. Ben de bir şey demedim. Bize pek laf düşmez böyle konularda. Boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiniz herhalde. Pek görüşmezdik. Abimle görüşürdü daha fazla. En büyük zevkleri de içki içip maç izlemekti. Peki bildiğiniz bir düşmanı ya da husumeti olan biri var mıydı? Yok, olsa da ben bilmezdim zaten. Niye kız? Seninki kafayı takmıştı ya Tamer'e. Tamer kim? Biri hoşlanıyordu Suzan'dan. Abim bahsetmiş Yunus'a ne der diye. O da gitmiş Tamer'le kavga etmiş. Suzan'dan uzak duracaksın demiş. Anlamadım. Demin kendi boşanmak istedi demediniz mi? Kendi istedi. Yunus böyledir. Yapar. Anne, dondurma istedim diye babam kızdı bana. Sabahattin Bodur, 39 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Hayırdır? Kim bunlar? Polis beyler. Niye gelmişler? Biz en iyisi sizinle dışarıda konuşalım. Buyurun. Mesele nedir komiserim? Önceki gece Yunus size gelmiş. Yok komiserim, gelmedi. Telefonla konuşmuşsunuz. Size gideceğini söyleyip kahveden çıkmış. Doğru, konuştuk. Maçı izlemeye gelecekti. Maç başladı ama o hala ortada yoktu. Alo Sabahattin. Neredesin oğlum sen? Kahvede oyun oynuyorduk. Maç başlayınca takıldım kaldım. Ayıp ya. Rakıları da hazır etmiştim vallahi. Yapma ya. Tüh. Yazık oldu desene. Uzatma da gel artık. İki tek atar laflarız biraz. Tamam tamam. Devre arasında olmasa çıkar gelirim. Tamam. Daha sonra aramadınız mı hiç? Aradım, cebi kapalıydı. Maçı da kaybettik. Keyfim kaçmıştı. İki tek atıp sonra da yatıp uyudum. Ne oldu? Yoksa bir şey mi oldu Yunus'a? Yunus öldürüldü. Başınız sağ olsun. Öldürüldü mü? Maalesef. Yapmayın ya. Hay Allah. Kim yapmış? Henüz bilmiyoruz. Allah taksiratını affetsin. Çok da iyi çocuk. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Kardeşinizden boşandı diye hiç kızmadınız mı? Kızdım. Kızdım tabii. Yapma oğlum dedim, dinlemedi. Uzun süre konuşmadık. Sonra zamanla her şey unutuluyor tabii. Suzan da yeni biriyle görüşmeye başlamıştı. Tamer Bey. Evet. Ben de açıkçası Yunus'un muhabbetini özlemiştim. Geçen sene aradım, buluştuk. Sonra yeniden görüşmeye başladık. Tamer Bey'in evini biliyor musunuz? Dükkandadır o şimdi. İki dakika bekleyin, bir lavaboya gireyim. Sonra götürürüm sizi. Tamam, hadi bekliyoruz. Yunus buraya gelmediyse çocuklar yalan söylüyor olabilir. Sen Tamer'le konuş, ben çocukları merkeze alayım. Başla. Hadi oğlum, hadi, hadi. Çabuk ol, çabuk ol. Nereye oğlum ya? Polis ne dedi? Bir yere kaybolmayın dedi.
Oğlum bak eninde sonunda yalanımız ortaya çıkacak lan. Hadi gidelim çabuk ol çabuk. Vardı sanki. Ben sana dedim oğlum. Anlatacağım ben her şeyi polise. Göreceksin. Hele bir anlat. Hayırdır arkadaşlar? Ne bu acele? Hiç komiserim, biz de okula gidiyorduk. Bu saatte? Ne var o çantada? Yok bir şey. Yani spor malzemeleri var. Okulda basket oynuyoruz da. Hadi bakalım binin arabaya. Yok komiserim, zahmet etmeyin. Evet, biz gideriz. Hadi. Biz gideriz komiserim. Maalesef okula değil, merkeze gidiyoruz. Hadi. Tamam. Hadi geç 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 geç. Burası komiserim. Tamam, sen bekle dışarıda. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne lazım da abi? Tamer Gülden, 30 yaşında. Suzan Bodur'un sözlüsü. Vallahi şöyle hızlı bir itiraf şahane olur vallahi. Ne? Yunus Karabacak, tanıyor musun? Tanırım, ne olmuş? Vallahi bilmiyorum ne olmuş. Sen daha iyi bilirsin ne olduğunu. Aşağılık herif. Şikayette bulundum değil mi size? Niye, ne yaptın ki? Ben bir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmadın lan? Takmışsın kafayı kadına. Kadın kim? Suzan mı? Başka kim olacak? Biz birbirimizi seviyoruz. Suç Yunus'ta. Ayrılalı kaç ay olmuş, hala işte arıza çıkartıyor. Ona göre hava hoş tabii. Önüne gelenle takılıyor. Arıza çıkarınca tabii, siz de kavga ettiniz. O başlattı ama ben gene de bir şey yapmak istemedim. Kavga ettiğinizi kabul ediyorsun yani? Evet, ama ben bir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmamışsın lan? 11 parçaya ayırmışsın adamı. Ne? Oğlum sen öldürmedin mi bu adamı? Yok, hayır. Ne öldürmesi? Yunus ölmüş mü? Ölmemiş. Öldürülmüş. Peki kim öldürmüş? Vallahi orasını merkezde anlayacağız bakalım. Hadi yürü gidiyoruz. Gel Yusuf. Hayırdır komiserim, bir haber mi var? Yok. Birkaç şey soracaktık. Annen nasıl oldu? Kendine gelebildi mi kadıncağız? İşte. Öyle oturuyor. Yerinden kalktığı yok. Ben de birkaç gündür işe gidemiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Zor tabii. Kolay değil. Ateş düştüğü yeri yapıyor komiserim. Doğru. Doğru. Bak bakalım bunlardan tanıdığın var mı? Bunu tanıyor musun? Tanımıyorum komiserim. Kimmiş? Çağla Market'in sahibi. Marketi biliyorum ama abiyi ilk kez gördüm. Ya bu? Suzan'ın abisi. Suzan abimin eski eşi. Adamın Yunus'la arası bayağı iyiymiş. Suzan'la evlendikten sonra çok iyi kanka oldular. İyi anlaşıyorlardı. Peki ya bu? Tanımıyorum komiserim. Ya şu? Sağdakini tanıyorum. Ali. Kurye emşiste çalışıyor. İyi çocuktur. Ya diğeri? O arkadaşı sanırım. Çocuğu birkaç kez yanında görmüştüm ama ismini bilmiyorum. Bunlardan biriyle Yunus'un bir meselesi var mıydı? Vallahi bildiğim kadarıyla Sabahattin abimin kardeşi gibi severdi. Suzan'la boşandığı zaman bile hiçbir şey söylememişti. Ama çocuklara gelince bir şey diyemeyeceğim. Diğerlerini de tanımıyorum komiserim. Önce çocuklarla başlayalım. Tamam. Basketbol oynamak istiyorsan her şeyi bir an önce anlatsan çok iyi olur. Neyi anlatacağım komiserim? Kahveden çıktıktan sonra neler olduğunu. Vallahi bir şey yapmadım komiserim ben. Masumum. Bırak lan kara gibi zırlamayı. Anlat adam gibi. Nasıl öldürdünüz adamı? Yok komiserim, kimseyi öldürmedik biz. Bana bak, yalan atma. Bana yalan atma. Kısaltırım senin boyunu. Her şeyi anlattım ben size. Daha neyi anlatacağım? Adam kahveden Sabahattin'e gideceğim diye çıkmış. Ama gitmemiş. Nasıl gitmemiş? Gitmemiş ulan işte adam.
Herifi son gören sizsiniz. Oğlum bana bak, itiraf et, bitsin bu ızdırap. He? Bir kavga sırasında bir katakulli oldu, öldürdünüz adamı değil mi? Yok komiserim. Kavgadan sonra adam çıkıp gitti. Biz de takip ettik onu. Niye? Kerem yediremedi kendini. İlla tutturdu herife dersini vereceğiz diye. Ben birkaç arkadaşı aradım telefondan. Hep birlikte o herifi aklayacaktık. Daha sonra takip ettik. Sonra ne oldu? Sonra evlerden birine girdi. Ben gidelim dedim ama Kerem illa bekleyelim diye tutturdu. Nereden biliyordunuz lan adamın geri çıkacağını? Sabahattin abiyle telefonla konuşurken duydum kahvede. Alo Sabahattin. Neredesin oğlum sen? Kahvede oyun oynuyorduk. Maç başlayınca takıldım kaldım. Ayıp ya. Rakıları da hazır etmiştim vallahi. Yapma ya. Tüh. Yazık oldu desene. Uzatma da gel artık. İki tek atar laf atarız biraz. Tamam tamam. Devre arasında olmazsa çıkar gelirim. Sen Sabahattin'i tanıyor musun yani? Tanıyorum. Kuru yemiş hastasıdır. Her gün kuru yemişçiye gelir. Evi nerede biliyor musun? Hayır bilmem. Nereden bildiniz ulan o evin o ev olduğunu o zaman? He? Tahmin ettik komiserim. Başka kimin evi olabilirdi ki? Başımıza iş alacağız bak. Oğlum ne tırsak herifsin lan sen he? Ne tırsak herifsin? Bak çocuklar gelecek diyorum. Takviye yapacağız. Bu saatte kimsenin takviye yapacağız yok. Hava soğuk. Üstelik maç var. Maç izliyorlardır onlar. Ben içeri giriyorum oğlum. Yakalanacağız şimdi. Biri görecek. Bari bekleyelim çocuklar gelsin. Hani lan kimse gelmezdi ha? Hani kimse gelmezdi? O zaman biraz duralım. Eğer kimse gelmezse geri dönüyoruz ona göre. İyi tamam lan tamam. Tırsak herif. Birkaç saat bekledik. Sonra Ali huzursuzlanmaya başladı. Zaten adam da çıkmamıştı. Biz de gittik. Hepsi bu komiserim. Saat kaçtı? Saat gece yarısına geliyordu evet. Çocuklar eve girdiğini gördük diyor. Ama Sabahattin gelmedi diyor. Hangisi yalan söylüyor? Dur bakalım. Çocuklar bir eve girdiğini görmüşler diyor ama o ev Sabahattin'in. Belki de bir şey olduğu anda adam çekip Tamer'e gitti. Belki de Dilara ile konuştu. Sonra ona gitti. Murat da eve gelince bunları bastı. Adamı öldürüp doğradı. Doğru. Bu da mümkün. En iyisi sabah çocukları alıp mahalleye gidelim. Hangi ev olduğunu soralım. Merhaba. Merhaba Zeynep. DNA sonuçları çıktı başkomiserim. Küreğin üstündeki kan Tamer'e aitmiş. Boşuna inkar etmeyin. Küreğin üzerindeki DNA size ait. Hidi, bu neyi gösterir? Ya gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bu küreği Yunus'un cesedinin yanında bulduk. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir yanlış falan yok. DNA size ait. Olabilir. Yunus'u öldürdüğünüz kabul ediyorsunuz yani. Hayır. Ama üzerinde benim DNA'm olabilir. Çünkü kürek bana ait. Ne işi vardı küreğin cesedin yanında? Bilmem. En son Suzan'ın bahçede yardıma ihtiyacı vardı. Ona götürmüştüm. Zahmet oldu sana da. Yok canım. Ne zahmet. Gayet memnunum ben. Ne oldu? Yok. Yok bir şey. Ufak bir kıymık. Yere bandı getireyim. Yok yok. Zahmet etme. Gerek yok. En iyisi ben gideyim. Tamam. Görüşürüz. Küreği unuttun. İşin bitince bırakırsın sonra. Ne zaman oldu bu? Bir iki gün önce. Küreği geri vermedi mi yani? Yok. Onda kaldı. Hiç aklıma yatmadı bu hikaye. İnanmıyorsanız Suzan'a sorun. Bu eve girdi işte. Yok oğlum, emin misin bu ev olduğunu? Bu evdi işte abi. Bir karar verin lan sizde. Vallahi buydu abi. Kafam da güzeldi, karanlıktı da. Bu ev olması lazım.
Bence adam Sabahattin'e gitmeden önce bir Suzan'a uğradı. Kadınlar yalan mı söylüyor yani? Vallahi bunlar yalan söylüyor bence. He? Yok abi, vallahi bu ev olması lazım. Vallahi doğru komiserim. Bu evdi gerçekten. Tamam, kesin lan. Bir dediğiniz tutmuyor. Sen bunlarla arabada bekle. Ben şu Suzan'la bir konuşayım. Başla. Hadi geç Suzan. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın komiserim. Bir şey mi oldu? Birkaç şey soracağım size. O gece Yunus'un sizin eve girdiğini görmüşler. Tövbe estağfurullah. Yok öyle bir şey. Vicdana sorun isterseniz. Çoluğumun çocuğumun ölüsünü öpeyim ki yok öyle bir şey komiserim. O akşam Tamer Bey sizinle miydi? Ay niye yalan söyleyeyim komiserim? Vicdana sorun. O gün anlattık ya olanları. Bütün gece dizi izledik. Peki Tamer Bey birkaç gün önce size yardım etmek için gelmiş. Evet. Küreğini de burada unutmuş galiba. Doğru mudur? Evet komiserim, doğru. Peki nerede kürek? Şu tarafta olacaktı. Hay Allah. Burada olması gerekiyordu. Vallahi komiserim buradaydı. Tamer giderken buraya bırakmıştım. Birisi almış herhalde. Bence çocuklar bahçede beklerlerken küreği gördüler. Sonra Yunus gelince kafasına çakıp adamı paketleyip valize koyup götürdüler. Adamı nerede parçaladılar? Hadi bahçede olsa Sabahattin, Suzan ya da Bildan duymaz mıydı? Güzel soru. Ya ne bileyim, arabaya atıp ormana götürüp orada parçalamış olabilirler. Evde yapmış olabilirler. Yani olabilirler de olabilirler. Murat'tan vazgeçtin yani. Yani çocukların gösterdiği ev onun değil. Çocuklar yalan söylüyorsa zaten onlar yapmış demektir. Aferin Selim. O zaman Murat'ı listeden çıkaralım. Tamer'le Suzan'a ne diyorsun? Ya bilmem, onlar bana daha masummuş gibi gözüküyor. Yani bu kadar tezgah zor. Hem Vildan'ı ikna et, hem Sabahattin'i ikna et. Sonra hep beraber yalan söylesinler. Olacak iş değil. Birinden biri mutlaka çuvallardı. Çocuklar Sabahattin'i tanıyor. Onların arasında bir ilişki olabilir mi acaba? Vallahi belki de arkadaşlarını değil de Sabahattin'i aradılar. Bizi dövdü falan diye şikayet ettiler. Sonra hep beraber... Ya ne bileyim ya. Bu da olacak gibi değil yani, çok saçma. Her şey çok saçma Selim. Adamın yüzünü pürmüze yakmışlar. Hadi küreği bahçeden aldılar. Peki pürmüz nerede? Bilmiyorum ki. Adamın parçaladıkları alet de ortada yok. Savcıya gidip kapsamlı bir arama izni çıkart. Evleri falan arayalım. Elbet bir yerden çıkacak bu suç aletleri. Başüstüne. Aramalar sürerken Sabahattin Bodur'un kapısının önünden alınan erkek ayakkabılarından biri ormandaki ayak izleriyle tutunca Sabahattin Bodur sorguya alındı. Ulan bir senden şüphelenmiyordum. Katil de sen çıktın birader. Ne katili komiserim? Niye getirdiniz ki beni buraya? Yunus'u öldürdüğün için. Yapmayın komiserim. Yunus'u kardeşim gibi severdim ben. Tabii. Kardeş ayağı. Neyse. Niye dalaştığınızı anlat bakayım. Ne dalaşması komiserim? Nereden çıkartıyorsunuz bütün bunları? Amma uzattın ama he. Cesedi bulduğumuz yerde senin ayak izlerini bulduk birader. Ne? Ayak izin mi? Evet. Senin ayakkabına ait izler. Olamaz komiserim. Size söylediğim gibi Yunus gelmeyince yatıp uyudum ben. Tabii tabii. Sen uyuyunca da... Senin ayakkabılar, ben bir ormanda gezintiye çıkayım dedi, değil mi? Bilmiyorum komiserim. Ben kapının önünde çıkartırım ayakkabılarımı. Orada durur. Biri alıp giymiş olabilir belki. İyi birader, tamam. Diyelim ki ayakkabılarını biri aldı götürdü giydi. Yunus'un senin evine girdiğini gören şahitler var. Yunus senin evine girmiş, bir daha da çıkmamış. Gerçekten gelmedi komiserim. Ha, yalan mı söylüyor benim şahitler? Belki de ayakkabılarımı onlar bile almış olabilir komiserim. Bilemiyorum. Başkomiserim. Evet Zeynep, dur sakin ol. Poşetlerden alınan kan örneklerinin DNA analiz sonuçları tamamlandı. Tamam Zeynep, sağ ol. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Evet.
sonuna geldin. Artık itiraf etse ne olur? Yunus'un parçalarının bulunduğu poşette DNA'n çıktı. Gel buyur. Bir de sıkıyordun. Yok şöyle, yok böyle. Ne iş? Vallahi bilemiyorum. Belki de çöpten almış olabilirler poşetleri. Ayakkabıyı alan onu da alabilir. Nereden bileyim ben? Yuh! Ulan bari uyur gezerim de destekli at. İnandırıcı olsun. Allah belamı versin. Ben yapmadım komiserim. Getirin Kur'an'a el basayım. Getirin komiserim. Getirin. Ne sorsak papağan gibi aynı şeyi tekrar ediyor. Bunun itiraf edeceği falan yok. Şeytan diyor. Neyse demesin. Bunların dilini bir tek şey çözer Selim, deliler. Pürmüzüğü, adamı neyle doğradıklarını bulalım. Gör bak senin papağan nasıl birbirine dönüşüyor. Efendim. Hadi ya, ciddi misin? Tamam, sağ ol. Al başına belayı. Sabahattin'in bahçesinde Kerem'le Ali'nin ayak izleri bulunmuş. Gerçekten Yunus'u bunlar mı öldürdü acaba? Ya ne bileyim, mantıksız gibi gözükse de imkansız değil. Yani hakikaten de adamı bunlar parçalayıp poşetlere sokup atmış olabilirler. Atarken de Sabahattin'in ayakkabısı mı giydiler? Yani suçu ona atmak için süper bir numara değil mi? O zaman Sabahattin'in evinin bahçesinde bırakırlar da olur biterdi. Ne diye bu kadar zahmete girsinler ki? Üstelik adamı parçalamışlar. Hiç mi kan olmaz bahçede? Ormanda parçalamışlardı peki. Sabahattin'in öldürme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. İyi de adam kankasını niye öldürsün ki? Yani çocukların bunu yapmak için sebepleri var. Ne bileyim, aratalım mı çocukların evlerini? Aramalardan bir şey çıkmadı mı? Yok, hala devam ediyor. Haber ver, çocukların evine de baksınlar. Savcılıktan izin çıkarmak lazım. İyi, bekleyelim. Önce şu evler tamamlansın. Tamam, başla. Vallahi komiserim, içeri girdi, bir daha da dışarı çıkmadı. Sabahattin hiç gelmediğini söylüyor ama. Belki diğer evlerden birine girmiştir. Karıştırıyor olabilirim. Evin bahçesinde ayak izlerin var. Üstelik hem çöpün orada hem de kayıp küreğin. Kürek mi? Ne küreği? Adamı öldürdüğünüz kürek. Ne küreği komiserim? Biz adam falan öldürmedik. Niye anlamıyorsunuz? Bırakın artık, gidelim burada. Bahçede gömülü bulunan çekicin üzerinde Yunus Karabacak'ın kanıyla birlikte safında Suzan Bodur'un DNA'sı da tespit edilince Suzan Bodur hemen sorguya alındı. Bu kadar oyun yeter değil mi? Anlamıyorum komiserim, ne oyunu? Artık itiraf etsen iyi olur. İtiraf edecek bir şeyim yok ki benim. Yeter ama ya. Gına geldi. Suç aletini bulduk. Üstünde adamın kanı, senin DNA'n var. Daha ne istiyorsun? Gökten melekler inecek, bu kız yaptı mı diyecek. Vallahi ben öldürmedim komiserim. Daha önce de anlatmıştım size. Bahçede çalışırken kullanıyordum çekici. Her neyim kalmışsa oradan kalmıştır. Senin çekiç de kanatlandı. Gitti. Yunus'un kafada patladı. Öyle mi? Vallahi çekiç de kürek de size gösterdiğim yerde duruyordu. Her kim almışsa o yapmıştır. Başkomiser Orhan, cinayet silahını bulabilmek için Sabahattin Bodur'un evinde arama yaptırdı. Thank you.
Araştırmalara devam eden olay yeri inceleme ekibi, Sabahattin Bodur'un banyosunda temizlenmiş kan lekesi tespit etti. Bir fotoğraf bin söze bedeldir. Bir adli fotoğrafçı belirli kurallara bağlı kalarak havada, karada, hatta su altında deklanşöre basar. Her karede çürümüş, şişmiş, parçalanmış ölülerden başlayarak o anda görünen ya da daha sonra fotoğraf sayesinde fark edilecek olan bütün delilleri ölümsüzleştirir. Her birimiz aniden adalete katkı sunan bir fotoğrafçıya dönüşebiliriz. Karısı ve aşığını öldürmekle suçlanan Amerikalı ünlü sporcu O.J. Simpson, olay yerindeki izleri oluşturacak bir ayakkabısı bulunmadığını söylemiş ve ceza davasından beraat etmişti. Aslında yalan söylediği bir gazetecinin cinayetlerden çok önce çektiği fotoğrafla ortaya çıktı. Hayırdır Ece? Sanırım Yunus Karabacak olayında kullanılan kesici aleti buldum Orhan. Bedenin parçalanmasında metal testeresi kullanıldığını düşünüyorum. Metal testeresi mi? Evet Selim. Ayrıca valizin içinde metal talaşı bulduk. Hatta babadan kalma bir torna atölyemiz var. Oraya bile ayağını basmışlığı yok. Çıkarılan arama izninin ardından Yusuf Karabacak'ın atölyesinde yapılan aramada atölyedeki elektrikli metal testeresi ve oksijen kaynağına el konuldu. Metal testeresi üzerinde Yunus Karabacak'ın kanı tespit edilince Yusuf Karabacak abisini öldürdüğünü itiraf etti. Bir insan nasıl olur da öz abisini öldürür? Bir türlü aklım almıyor. Çünkü onu tanımıyorsunuz komiserim. Benim abim iyi birisi değildi. Yıllarca ona ve eve ben baktım. O ne yaptı? Gününü gün etti. Adam benim Suzan'a olan aşkımı bile bile gitti Suzan'la evlendi komiserim. Sonra da bu da yetmezmiş gibi gitmiş villana tecavüz etmiş. Bir gece Yunus'la içiyorduk. Kafamız oldukça güzeldi. Ulan var ya, korkulur oğlum senden. Uçana kaçana takılıyorsun. İyi ki Suzan'dan boşandın. Papaz olurduk Allah'ıma kitabıma. O da bir şey mi lan? Ben senin karıyla bile yattım. Şaka oğlum şaka. Hayret bir şeysin. Olur mu hiç öyle şey? O gece şaka yaptığını sandım. Ama daha sonra Vilda'nın telefonunda mesajı gördüm. Bu da ne demek lan? Yatıyor musun lan sen bu herifle? Öyle değil, yemin ederim. İsterek bir şey yapmadım ben. Ne demek isterek bir şey yapmadım? Yunus tecavüz etti bana. Utancımdan bir şey diyemedim. Yalan söyledim. İsteyerek birlikte oldum desem Sabahattin öldürürdü beni. Başka çarem yoktu. Sabahattin de Vildan'a tecavüz ettiğini duyunca delilenmiş tabii. Bana geldi. Dedi ki, eğer Yunus'u öldürürsen Suzan'la evlenmene izin veririm dedi. Her şeyi beraber planladık. Ben de o akşamüstü pürmüz ve metal testereyi alıp Sabahattin'in evine gittim. Suzan'la Vildan da oradaydı. Eğer bir şey olursa bize şahitlik edeceklerdi. Sabahattin abimi aradı. Gelmesini bekledik. Devre başlamadı mı lan da? Yeni başladı, gir hadi. Senin ne işin var lan burada? Kapıdan içeri girer girmez kafasına çekici geçirdim. Abimiz her şeyi hallederiz dedi. Daha sonra Yunus'u banyoya götürdüler. Biz de Vildan'la salona geçip televizyon izledik. Sonra belli olmasın diye yüzünü pürmüzle yaktık.
ardından da parçaladık. Seslerin ses salona kadar geliyordu. Ayşe, uyanmıyorsun sakın. Yok be. Bomba patlarsa uyanmaz, korkma. Aç o zaman şunun sesini, duyulmuyor ne dedikleri. Parçaları da teker teker poşete koyup valizin içine yerleştir. Karşı valizi gömmek için ormana gitmiştim. Birden karşıma kadın çıkınca panikledim. Valizle küreyi atıp oradan kaçtım. Suzan Bodur, cinayete yardım ve delilleri karartma suçundan 7 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Vildan Bodur, cinayete yardım ve delilleri karartma suçundan 7 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sabahattin Bodur, cinayete azmettirme, cinayete iştirak ve delilleri karartma suçundan 18 ile 20 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yusuf Karabacak, kasten ve planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İki kadın, iki erkek bir oldu. Genç adamı başına vurarak öldürdü. Tanınmasın diye yüzünü yaktı, parçaladı, poşetlere dağıttı, bavula doldurup ormana götürdü. Ardından kayıp diye polise başvurdu. Öldürücü darbeyi vuran kurbanın kardeşiydi üstelik. Ne o yaptı diyen oldu, ne de ben yaptım. Onları adalete teslim eden delillerdi. Çünkü her katil ve işbirlikçileri gibi onlar da hata yaptı. Hem de pek çok kez. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.